Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı elde edişinin 78. yıl dönümünde Türkiye çapında bir basın açıklaması düzenledi. Balıkesir'de yapılan basın açıklamasına komisyon üyeleri Duygu Ergül, Didar Daşkın, Aslı Çallıoğlu, Esra Özışıkoğlu katıldı. TÜBAKKOM sözcüsü avukat Esra Özışıkoğlu yaptığı basın açıklamasında kadın adayların karar mekanizmalarında temsil kabiliyetinin sağlanması açısından %50 kota uygulaması önerisinde bulundu. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti 5 Aralık 1934'te dünyaya öncülük edecek bir karara imza atmış ve Türk kadını seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. 1935 yılında ilk kez seçilme hakkını kullanan 18 kadın milletvekiliyle Türkiye Cumhuriyeti kadınların mecliste temsil oranı ile dünyada ikinci sırada yer almıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 1935 yılında yapmış olduğu konuşmasında Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle hakların en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda kadından esirgenen bu hak bugün Türk kadınının elindedir ve Türk kadını onu yetki ve liyakatla kullanacaktır demiştir. 2012 yılında gelinen nokta ise kadınlarımızın karar mekanizmalarına katılım oranının dünya sıralamasında liste sonlarında yer almamıza neden olacak kadar düşük olduğunu görmekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23. dönem kadın milletvekili oranı %9 iken bu oran 24. dönemde %14'e çıkmıştır. Böylece önceki dönem 50 olan kadın milletvekili sayısı 78'e yükselmiştir. Artış umut verici olsa da oranın düşüklüğü ulusal bir ayıbımız olarak karşımızda durmaktadır. Kadının insan hakları savunucuları Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM olarak kadın adayların karar mekanizmalarında temsil kabiliyetinin sağlanması açısından %50 kota uygulamasını önererek Türk kadının kazanımlarını, hak ve özgürlüklerini geriye götürecek tüm fikir, uygulama ve düzenlemenin karşısında olmaya devam edeceğimizi yinelemek isteriz.